Sarık, cübbe ve sakalı dinin sembolü olduğu için aynı zamanda da peygamberin sünnetleri diye uygulayan insanlar var. Bu üç şeyin dindeki yeri nedir? Bir kere cübbe ve sarığın dinin sembolü olması diye bir şey yok. İşte Müslümanla müşrikin arasındaki fark sarıktır diye bir hadis rivayet ederler. Şeye varın, Peygamberimizin yaşadığı döneme, bir Müslümanla bir gayrimüslimi giyim ve kuşamından ayırmak mümkün değildir. Böyle bir şey yok. Herkes aynı elbiseyi giyiniyor. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den diyelim Halid bin Velid Peygamberimize Uhud'da büyük zararlar veren kişi olmasına rağmen Müslüman olduğu zaman Peygamberimiz ona hiç dedi mi şu elbiseni değiştir şunu giy, duydunuz mu? Ya da Ebu Süfyan Müslüman oldum dediği zaman yani ya da herhangi bir kişi için kılık kıyafetini değiştir şunu al bunu, böyle bir şey yok. Neyse olsun. Sakala sıra gelince sakal da zaten o dönemde herkes tarafından bırakılan şeydir. Zor olan sakalı her gün tıraş etmektir. Bırakmak kolay. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir kimlik oluşsun diye söylediği şu, siz sakalınızı uzatın, bıyığınızı kısaltın diyor. Mecusilere benzemeyin diyor. Mecusiler bıyıklarını uzatıp sakallarını kısalttıkları için eşleri zina ettiler diyor. Yani çünkü o bıyıklar ağza kadar girince hadis-i şeriften anlaşılan, yani kadın kocasından tatmin olmayınca gözü başka tarafta olur diye bir hadiste rivayet ediyorlar peygamberimizden. Tabii ne derece sahih onu bilmiyorum ama sadece bildiğimi söyledim. Evet.